tam. Yani bir hafta gecikmeye uğradık. Neyse, çok şükür diyelim atlattık bazı şeyleri. Yani şu var ki, eğer demokrat olan bir insan varsa her koşulda darbeye karşıdır. Ablalarınız beni tanırlar. 28 Şubat'ta benim nasıl davrandığımı çok iyi bilirler. Anlatmayacağım. Ben çünkü herkes eski zamanlarda ben böyle yaptım, böyle yaptım der. Benim zaten bilenler biliyor. Yani darbe her koşul altında bir ülkeyi gerileten, lanet olası bir şeydi ve ucuz atlattığımızı şimdilik düşünüyorum ama tehlike geçmiş midir? Geçmemiştir. Umarım yarın öbür gün şöyle bir hale geliriz. Katılımcı, demokrat, fikirlerimizi eleştiren şekilde söyleyebileceğimiz, sorgulayabileceğimiz ve bunun hepsinin ortak adı akletmedir. Ben felsefe kelimesini kullandığım zaman akletme kelimesini kullanırım. Akletmeyi de geniş manada kullanırım. Anlayan, sorgulayan, bilerek düşünen. Unutmayın ki herkes Sırat Köprüsü'nü kendi geçecektir. Yani kimse beni sırtına almayacaktır. Felsefe nihayetinde dünyadaki olayları anlamamamız, yorumlamamız için bir düşünsel etkinliktir ve özü de bunun akletmedir. Şimdi biz argümanlarımızı tekrar gözden geçirelim. Biz felsefe nerede doğdu sorusuna cevap aramıyoruz. Kaldı ki ayrı bir bahis, ayrı bir zamanda bu tartışılabilir. Çin'de de doğmuş olabilir, Hint'te de doğmuş olabilir. Ama biz antik Yunan'da felsefe Thales'te niye başlar sorusuna cevap arıyoruz. Yani bu demek değildir ki felsefe eski Yunan'da başladı. Biz bunu argüman olarak koyduk. İkinci anlamda zaten bitmiş bir tartışmadır o. Türkiye'de zaman zaman insanlarda görüyorum. Nedir o? Yunan mucizesi denen, yani Yunanlıların mucize meydana getirdiği denen fikir çökmüştür. Yunan mucizesi diye anlatılan şey sanki felsefe gökten zembille düşmüş gibidir. Bu anlamda ben Yunan düşüncesinin arkasındaki Mısır, Mezopotamya'ya dolaylı olarak değindim ya da değineceğim. Açık ki Mısır ve Mezopotamya'daki birikim olmasa eski Yunan'da düşünce gelişmezdi. Şöyle söylemeliyim. İlk adamlar olarak gösterilen bir Thales'ten, bir Anaximandros'tan önce çok net elimizde metinler var. O metinlerin de iki tanesi herkesin bildiği metinler. Nedir onlar? Homeros ve Hesiodos'un metinleri. Ortalama bunlar milattan önce 800 ile milattan önce 600 yıllarında kaleme alınmış metinler. Bu metinlere baktığınızda matematikle ilgili yani parmak hesabından başka bir şey yok. Gökyüzüyle ilgili daha önce de söyledim. Venüs gezegenini tanıyorlar. Büyük ayıyı, küçük ayıyı tanıyorlar. Birkaç tane takım yıldızı tanıyorlar. Ama aynı zamanda yani aynı yıllarda Babil'de ve kısmen de Mısır'da ayın hareketleri, ayın döngüleri, güneş tutulmasının ne zaman olacağı, beş gezegenin gözle görülen, çıplak gözle görülen beş gezegenin konumlarının nerede olacağı ve ikinci dereceden cebir problemlerinin bilindiğini de kayıtlarda biliyoruz. Yani ne demek bu? Miletoslular yani Thales doğduğu zaman ve düşünmeye başladığı zaman zaten Mısır ve Mezopotamya'da belli bir birikim var. Yani bunun artık tartışması yapılmıyor. Bu fikirler ne zaman geldi? Hangi fikirler? İşte Yunan mucizesi, şudur, budur. Geçen hafta, evvelki hafta da ya da geçen hafta da söylediğim gibi 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa dünyası kendine kökler bulmak istiyor. Ve kökler bulmak isterken de Yunanistan'ı kendilerine örnek alıyorlar ve bunu da Mısır ve Mezopotamya'dan ayrı düşünmeye çalışıyorlar. Mevzu bu. Yani artık ölmüş olan fikirlerle kavga etmenin manası yok. Hazreti İsa'nın deyişiyle bırakın ölüler ölüleri gömsünler. Şimdi biz esas mevzumuza dönelim. Esas mevzumuz da geçen hafta söylemiştik. Mitos'tan logosa geçiş. Biz burada iki fikri reddettik. Mitos'tan logosa geçiş dinden bilime geçiş değil.
böyle yorumlayanlar var. Mitos'tan Logos'a geçişi böyle bir şey yok. Ortada ne bildiğimiz anlamda bir din var. Ortada hiçbir manada bilim de yok. Yani kim de yok? Thales, Anaximandros ve Anaximenes dediğimiz adamlarda. İkincisi, dinden felsefeye geçiş dediğimiz zaman yine aynı anlamda ortada doğru düzgün din denen bir şey yok. Dinsellik var. Ve yine bu adamlarda felsefe denen şey yok. Ancak, bakın burada ben ancak söyledim. Orada felsefeyi nasıl gördüğünüz önemli. Şimdi felsefeyi eğer diyelim ki Descartes, Kant anlamında görüyorsanız bu adamlarda felsefe zerre kadar yok. Felsefeyi Platon anlamında görüyorsanız belki bir nebze bir şey var. O zaman bizim işlerimizden bir tanesi şu kelimeyi, filosofia kelimesini şu süreci ele alırken bir gözden geçireceğiz. Şimdi mitostan logosa geçiş dediğimiz zaman yani daha rasyonel olana doğru bir geçiş var. Ama tam anlamıyla bunların ortaya koyduğu fikirlere rasyonel diyemeyiz. Çünkü ben size örneklerle göstereceğim. Yani benim ders yapma tarzım bu böyledir, bu böyledir değil. Dökümü yaptıktan sonra üzerine düşünmek ve konuşmak olacak. Şimdi mitos dediğiniz zaman, mitosu zannediyorum geçen hafta anlamış olabiliriz. Kısmen tabii böyle 10 dakikada anlatılacak bir şey değil ama mitos da dünyaya ilişkin bir tasavvur getiriyor. Yani mitos kendi bağlamında, Yunan mitosu diyelim, başka mitoslar da var. Ne diyelim, insanın dünyadaki yerinin nasıl olduğunu söylüyor. Mesela Yunan mitoslarına göre insanın dünyadaki yeri sefil bir hal. Yani insanı bir sürüngen gibi görüyor. Yeryüzünün bir sürüngeni gibi görüyor ve insanı çok bahtsız bir varlık olarak görüyor Yunan mitosları. Yine Yunan mitosları ölümden sonraki hayatı çok sıkıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. İster iyi ol, ister kötü ol, aynı yere gidiyorsun. Orada belki bir nebze bir farkın var. Ama herkes, diyelim ki böyle bir odadayız, iyisi de kötüsü de burada, işte Ahmet şurada köşede duruyor, öbürü bu köşede duruyor, bu kadar. Sonuçta insanların öte dünya fikri, ahiret fikri her zaman insanları ilgilendirmiş bir konudur. Her zaman bununla kafayı yormuşlardır. Sonra yine mitoslar insanın kaderi üzerine konuşuyorlar. Yunan mitoslarında kader çok insanı gerçekten gerer. Yani şöyle bir şey var. İnsanın kaderi üzerinde birkaç tane güç hakim. İşte biraz şeyler, Yunan tanrıları, biraz böyle acayip güçler var. Bir de tepede Moira denen bir olay var. Yani bunlar hep birbirleriyle çekişiyor. Yani bu şöyle anlayabilirsiniz. Yani şu an dünyada bir takım küresel eşkıya güçler var biliyorsunuz. Mesela burada sıradan bir adamım. Mesela bir şekilde benim kaderim o sıradan bir insan olarak o küresel eşkıyaların çatışmasına bağlı. Ne bileyim, yarın giderken yolda bu küresel eşkıyadan dolayı ölebilirim. Yani neyin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Bu insanlarda ciddi bir gerilim yaratıyor. Zeus bir yandan kendi insanlarını, kendi yandaşlarını korumak istiyor. Öbür taraftan diyelim ki Apollon ya da başka birisi onları yok etmeye çalışıyor. Yani Yunanlıların kafasına takılan konulardan en önemlisi dünya. Bütün insanların kafasına, dünya derken hayat. İkincisi, yani ben, yani neyim, yani ben neyim, oyuncak mıyım, neyim sorusu. Mitoslar bunlara cevap vermiştir. Bunlara verdikleri cevapları birazdan yine konumuzu tazelemek için ortaya koyacağım. İkinci öbekte, bu öbek daha çok dinsel, ahlaki ve ölümle ilgili temel varoluşsal sorular. Mitoslar insanın temel varoluşsal sorularına
ve sorunlarına her zaman değinmişlerdir. Dünya nedir? Niçin varız? Ölümden sonra bizi hangi akıbet bekliyor? Bu tanrıların bizimle alakası nedir? Bizim kaderimiz nedir gibi soruları mitoslarda sormuştur. Günümüz düşüncesinde de bazı felsefe tutumları bunu soruyordur. Ama bunun yanı sıra mitoslar başka bir öbekte. İşte dünyayı fiziksel manada, olgusal manada mesela bu gördüklerimizin kökü nedir? Yani köken sorusunu sormuşlardır, köken. Yani bu gördüğümüz düzen nasıl ortaya çıktı? Şimdi sıradan insanın algısıyla baktığınız zaman, ki biz o algıyı kaybettik, çok önemli bir algıdır o. Yani yukarıda gökyüzünü görürsünüz, yıldızlara bakarsanız bir düzen vardır. Yeryüzüne baktığınız zaman yine işte mevsimler birbirini kovalarlar. Arada bir kaymalar olsa da yine belli mevsimler, yani sonuçta kıştan söyleyin adını sonbahara geçilmez. Adamlar bunları görüyorlar. Sonra söyleyin adını geceyi ve gündüzü görüyorlar. Diyorlar ki yani bu yapı nereden ortaya çıktı? Şimdi ben bunu ön plana alacağım mitostan logosa geçişte. Mitoloji şairlerinin söyledikleri şeyler ne diyelim, bir tabloyu daha düzgün yapalım. Her şeyin kökeni konusunda Homeros Okyanus ile karısı Tetis diyor. Buna Hom diyelim, şuna da Hez diyelim, Hesiodos. Hesiodos ise başlangıçta kaos gibi bir durumdan söz ediyor. Ama kaos dediğiniz şey Uranos, Gaia ve yaşlı Eros. Geçen hafta onu değinmemiştim. Eros Yunanlılarda hareketi sağlayan bir güç. İki tane Eros var. Bir bildiğiniz o magazin dergilerinde gördüğünüz okçu Eros. Bu da bu Eros da yaşlı Eros'tur. O Yunanlılarda mitolojik bağlamda unutmayın oluşu cinsellik üzerinden açıklıyorlar. Oluş kavramını adamlar cinsellik, yani tanrıların çiftleşmeleriyle açıklıyorlar. Bu, bakın, bu işte tam tipik bir mitolojik öge. Yani oluşu. Şimdi gelelim bu tarafa. Kim vardı burada? Thales, Anaximandros ve Anaximenes. Şimdi bunlardan birincisi su diyor. Yunanlılarda su diye bir tanrı yok. Yani Okyanus var. Başka şeyler var ama su diye bir tanrıları yok Yunanlıların. Şimdi neden su diye sormuştuk geçen hafta. Su, ancak şunu söyleyeyim. Bu adamların şu su dediği şey çeşmeden akan Terkas suyu değil ya da Hamidiye suyu değil. Bu arada ben su istemiştim ama ağzım da kurudu. Bu su bizim bildiğimiz anlamda, bakın hala rasyonellik tam yok. Bizim bildiğimiz anlamda H2O dediğin şey değil. Bu tanrısal bir varlık. Bakın bunlar tanrı. Theon. Pardon, yanlış yazdım. Theos isim hali. Bu ise, bunlar ise Theon sıfat, tanrısal. Yani Yunanlılarda tanrısal demek, artık bu adamlarda tanrısal demek, ezeli ve ebedi demek, her zaman mevcut demek. Yani suya özel bir önem atfetmişler. Tanrısal bir varlık ama hiçbir Yunan tanrısı, bir Yunan tanrısı olsun ki adını su olsun. Yani birinci aşama şu, Yunanlıların tek biçimli, pardon, insan biçimli tanrı anlayışından kutsal olarak gördükleri, canlı olarak gördükleri, birazdan göreceksiniz, hatta bilinçli olarak gördükleri bir malzemeye geçiyorlar. Bu anlamda bu filozoflara siz materyalist diyemezsiniz. Çünkü bu adamlar suyu Descartes sonrasındaki gibi bir madde olarak görmüyor. Bu bilinci olan, ruhu olan, planı olan bir varlık. Ahre'ye geleceğiz yavaş yavaş. Böyle bir varlık. Şimdi öbürü diyor ki her şeyin şeyi Apeiron. Apeiron dediğinizde kaosa benziyor.
kaosnosu birliktelik hali ise apeironda da su, hava, ateş ve toprağın bir arada bulunma hali var. Sonra bir adam geliyor Anaximenes, bu da hava diyor. Tamam mı? Şimdi buradan buraya geçişte ilk geçişlerden bir tanesi, teşekkür ederim, kısmen bir rasyonellik ortaya çıkıyor. Yani ne bilime geçiş var ne başka bir şey. Hatta ben size söyleyeyim, o zaman şurada yapalım. Yunanlılarda mitostan logosa geçişin birinci aşaması, ben teolojiyi farklı yazarım, teolojik geçiştir. Teolojik geçiş. Yani bir teolojiden farklı bir teolojiye geçiliyor. Bir din anlayışından farklı bir din anlayışına geçiliyor. Yani nedir adı biliyor musunuz? Çok tanrıcılıktan, insan biçimli tanrıcılıktan bir tür tüm tanrıcılığa doğru bir geçiş var. Tüm tanrıcılığa, yani panteizme doğru bir geçiş var. Yani şimdi bunların bir takım özelliklerini birazdan ele alacağım. Burada kaprisler yok. Bu anlamda mitostan logosa geçişte kaprisler ortadan kalkıyor. Suyun kaprisi yok. Su belli koşullarda donacak, belli koşullarda ısınacak. Yani canı istediği zaman sıcak olmayacak. Artık öngörebileceksiniz. Bu adamların mitostan logosa geçişteki birinci aşaması yeni bir dinsellik ile ortaya çıkmaları. Bunu zaman içinde şimdi göreceğiz. Yani şöyle diyoruz, mitostan logosa geçiş Yunan dünyası bağlamında bakıldığında çok tanrıcılıktan tüm tanrıcılık ile tek tanrıcılık arasında bir yere doğru geçiş olmuş. Artık tanrıların insan biçimli halleri, kaprisleri, tutumlarından vazgeçilmiş. Birinci husus bu. İkinci husus, bu adamlar, bu gördüğümüz evren nereden, kainat ya da kozmos nereden ortaya çıktı diye soruyorlar. Nasıl ortaya çıktı? Nereden ortaya çıktı? Okyanusla Tetis'in ya da Uranüs, Gaia'dan Eros'un. Nasıl ortaya çıktı? Şimdi ikinci soru nasıl sorusu. Homeros'ta çiftleşme ler aracılığıyla. Tanrılar çiftleşe çiftleşe, çoğala çoğala, çocuklar ortaya çıka çıka bildiğimiz evren çıktı. Hesiodos'ta ise hem çiftleşme hem kendinden doğum. Unutmayın, kendinden doğum yıllar sonra Hazreti Hristiyanlık'ta Meryem hikayelerine konu olacak. Kendiliğinden varlıkları ortaya çıkartmak. Orada da bir takım babasız doğumlar var. Bu mitolojik bir ögedir. Babasız doğum fikri mitolojik bir ögedir. Olur mu? Olur mitolojik dünyaya göre. Öyle tanrılar nasıl isterse bu adamlara göre böyle. Ancak Hesiodos'ta ikinci bir kavram geliyor. Bunda örtük olarak var. Çatışma. Bu ön plana çıkacak. Yunanlılarda evrenin ortaya çıkması bir takım karşıt güçlerin arasındaki çatışmalar sonucunda oluyor. Yunanlılarda çatışma karşıt güçlerle olur ve çatışmadan bir düzen ortaya çıkar diyorlar. Ondan sonra ortaya çıkan evren ya da kozmos nasıl bir kozmos? Şimdi bu Yunanlılarda ta Homeros'tan itibaren bir küremsi yapı ortaya çıkıyor. Yani ön üst tarafta şeyden, tunçtan bir fanus, alt tarafında dönen bir okyanus, onun dönmesi hareketi gösteriyor. Oluşun kaynağı o. Nehir aynı zamanda oluş demiştim. O nehrin ortasında, okyanus nehrin ortasında bir dünya, bir ceviz kobuğu gibi duruyor. Sonra yukarıda ayter, o mavilik, yıldızlar, ay ve güneş. Yani bir tür şey. Ancak Hesiodos'un metinlerine baktığımız zaman öyle bir tasvir yapıyor ki o tasvirden küre biçimini elde ediyoruz. Yani şeyde Yunanlılar dünyayı küre biçiminde düşünmelerini Homeros ve Hesiodos'a borçlar. Hangi Yunanlılar? Milatoslu olanlar.
Tamam mı? Yani bu fikir var bunlarda. Şimdi gelelim bunlar, yani bu taraf bu çiftleşme, çatışma modelini ne hale dönüştürüyor? Burada çatışan tanrılar. Onu anlattım size. Zaten mitoslardan bulursunuz. Burada ise çatışma adamların soğuk ve sıcak, nemli ve kuru diye dört tane ögesi var. Bu dört öge aynı zamanda su, hava, ateş ve toprak olarak gördüğümüz dört öge, Aristoteles'in bütün doğa mekaniğini, doğadaki oluşu, doğadaki süreçleri anlatacağı mekanizma olacak. Bakın daha burada çıktı. Yani Aristoteles'teki, onu nereye yapalım? Şurayı silsem sorun olur mu? Olmaz herhalde. Yukarıdan aşağı gidelim. Söyleyin bakalım, bu şu bilimsel bir şey mi? Ateş neden meydana gelir? Elimizdeki elemanlar bunlar. Kuru, sıcak, nemli, soğuk. O zaman şuraya sıcağı koyayım mı? Şunu şuraya yapayım. Ateş diyelim. Buraya da ne koyalım? Kuru. Ateşi elde ettik. Suyu nasıl elde edeceksiniz? O zaman nereye koyalım? Nemliyi buraya koyalım. Soğuğu da buraya koyalım. Suyu elde ettik mi? Elde ettik. Kuru ve soğuk hangisidir? Toprak. Toprak. Sıcak ve nemli de havadır. Yunanlılarda insan ruhunu, bütün Yunanlı filozoflarda unutmayın, o İslam felsefesine nasıl geçti ben onu tartışmayacağım. Ama Yunanlılarda ruh dediğiniz zaman bu çerçevede belirlenir. Yunanlılarda cisimsiz ruh anlayışı uzun sonra ortaya çıkacak. Yunanlılar ruh konusuna girdiği zaman illaki Platon ve Aristoteles de dahil bu mekanizmayı kullanmak zorunda. Sizce burada ruhu nasıl anlatabilirsiniz? Buradan ruhu çıkartın bana. Hava gibi bir şey herhalde. Hava gibi bir şey dedi. Bir ruhta hava var. Hava nasıl bir şey? Sıcak ve nemli. Aynı şekilde bu sistem nemliyi de kendi içinde çıkartıyor. Yunanlıların kimyası da, psikolojisi de, doğa anlayışı da bu tablodur. Aristoteles de şu da bu da bunu kullanacak ve bu bence ilkel bir tablodur. Bunun adını koyalım. İslam filozofları buradan nasıl tongaya basmışlar onu ben bilemem. Ama büyük bir ihtimalle İslam filozofları Yunan felsefesini, bu benim iddiam, iddia nedir? Kanıtım yok. Sadece iddia ediyorum. Bunu çürütmek kime düşer? Başka tür kanıtlara sahip olduğunu düşenler. Benim iddiam şudur. Buraya koyalım onu. Milattan sonra 150 ile 600 arasında Yunan felsefesiyle uğraşan Hristiyan filozoflar var. Kilise babaları buna dahil ve İstanbul'da, Bizans'ta pek büyük miktarda adam var. Yani eğer siz ilahiyatta İslam düşüncesinin kökleriyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsanız Bizans felsefesine yönelin ve bu alanda Türkiye'de çalışan biri daha yok bildiğim kadarıyla. Yok. Yani sizlerden birisi Bizans felsefesine el atarsa önemli bir hizmet etmiş olur. Neye? Entelektüel dünyamıza. Genelde biz hep ezbere konuşan insanlarız. Akademisyenler olarak. Bu yıllarda ne olduğunu size söyleyeyim. Kilise babaları denen Hristiyanlığı kurtarmaya çalışan adamlar tuhaf şekilde Yunan felsefesi öyle bir felsefe ki onunla ilgilenen ona dönüşür. Siz istediğiniz kadar, ben bu adamlar için söylüyorum ki daha sonra tekrar Orta Çağ'da Yunan felsefesine eğilim duyacaklar İslam düşüncesi üzerinden. Ne yaparsanız yapın, Hristiyan cübbesi giydirmeye kalktığınız anda siz Yunan düşüncesinin içinde kalıyorsunuz. Bunun en tipik örnekleri Augustinus'tur,
Akinolu Thomas'tır, Meister Eckhart'tır. Bunlar dev adamları Hristiyan düşüncesinin. Görebildiğim kadarıyla yani yine iddia, ben iddiayı severim ve aykırı iddialar atmayı da severim. İslam filozoflarının büyük bir çoğunluğu da ele aldıkları Yunan düşüncesinin adamlarına dönüşmüşler. Özellikle ruh konusunda burada. Oradaki çelişkiyi ben size söyleyeyim. Çelişkilerden güzel şeyler çıkar ama çelişkiyi yakalayabilirsen. Kur'an'daki ruh anlayışıyla Yunan ruh anlayışını Yunan bazında birbirine karıştırırsan bambaşka yerlere gidersin. Ondan sonra ruh ölümlü mü ölümsüz mü diye tartışmaya girersin. Ben size burada sadece bir ipucu vereceğim. Evet, hava dediniz. Başka? Yunanlılarda hava dediğiniz zaman hava aslında çok sıcak sudur. Hava dediğiniz şey sıcak sudur. Hava biraz soğursa nemli hale gelir. Yunanlı adamlar için, hangi Yunanlılar? Thales'ten sonrakiler için nemli bir ruh, olumsuz bir ruhtur. Herakleitos bu konuda çok şey söyleyecek. Yani ruhları nemli olan insanların akledemediğini söylüyor. Onun kelimesiyle nus diye bir kelime kullanıyor. Akledemiyor. Onun için adam içki içen adamların ruhlarının nemlendiğini ve bu anlamda da akledemediğini küçük çocuklar tarafından yönlendirildiğini düşünüyor. En iyi ruh diyor, en bilge ruh, en ışıl ışıl yanan. Çünkü Yunanlılar şuna inanıyor, hava çok ısınırsa ateş olur. Yunanlılarda ateş en üst seviyedeki bilgelik demektir. Onların gözünde bir süre sonra o aşama gelecek. Tanrı saf ateş olacak. Tamamen sembolik. Bakın hala mitolojik düşünce var. Biz yolumuza devam edelim. Şu ikiye geçelim. Nasıl meydana geldi? Thales, Anaximandros ve Anaximenes. Thales de belirgin değil ama geriye çıkarımla bunu anlıyoruz. Suyun sıcak ya da soğuk olması sonucunda geliyor. Yani sıcak ya da suyun sıcak ya da soğuk olması onu işte böyle, bu bilimsel mi, bakın su toprak olur mu Allah'ınızı severseniz? Ama bu düşünce de oluyor. Bu bilimsel mi? Felsefi bir şey mi? Felsefe olabilmesi için kanıt lazım. Adamlar bununla ilgili hiçbir kanıt sunmuyor. Üstelik Aristoteles'in bile buna ilişkin kanıtı yok. Bu onların en temel, en kobilerinden bir tanesi. Unutmayın ki benim anlamda felsefe tanımını uyguladığım anda bütün sistemleri çöker. Ki uygulamıyorum. Çünkü neyi uygulamıyorum? Uygulamadığım şey, bunun doğru olduğunu nereden biliyorsun? Felsefe alanında insan düşüncesinin sınırları içinde bizim soracağımız temel soru budur. İnsan düşüncesinin sınırları içinde bunun doğru olduğunu nereden biliyorsun? Sınırın ötesine inananlar varsa o ayrı bir bahistir. O felsefenin ayrı bir bahisidir. O konuda da Wittgenstein sizi gayet güzel tatmin edebilir Batı dünyasında. Şimdi bunların çatışması. Aynı şekilde bu adam biraz daha ileri gitmiş. Su, ateş, hava, toprak, işte ne diyelim, soğuk, sıcak, nemli ve kuru hep bir arada. Bunların karşılıklı ilişkileri bir denge kuracak. Daha sonra bir adam da bunu şey demiş, hava demiş. Artık suyu bulduktan sonra ne derseniz deyin. Çünkü suyu bulduktan sonra ister ateş deyin, ister hava deyin, bu dönüşler birbirine geçişli. Yani istediğiniz şeyi buradan çıkartırsınız. Bu Yunanlıların temel kabulü ve uzun süre İslam dünyasında bu kabul edildi. İslam dünyasında İslam kimyası bunu dağıttı. Hocam bunun üzerinden ne gibi teoriler? Bunun üzerinden ruh teorileri gelişti, evrenin oluşumu fikirleri geliştirildi. Sen de yardım et bana. Maddenin halleri geliştirildi. Onlara Aristoteles'te tekrar değineceğiz. Ama ben soruları sizde uyandırabilirsem benim başarım bu. Şimdi gelelim bu adamlara. Bu adamlarda evrenin kozmosun yapısı nasıl? Şimdi bakın burada önemli bir şey oluyor. Ben
bu konuda araştırma yaptırttığım asistanlarıma, doçent, yetiştirdiğim doçentlere biz hala bulamadık. Neyi bulamadık? Şu adamda, Anaximandros'ta çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Bunlar hikaye. Bunlar işin güzel kısımları. Ya bunlar insan aklının oyunları. Yani unutmayın, rasyonel olan her şey doğru değildir. Üstelik kaldı ki bunlar tam da rasyonel değil, gördüğünüz gibi. Şimdi bu adamın bulduğu şey ne Anaximandros? Anaximandros'un bulduğu şey bir, zaten burada vardı, küre. Küre fikrini elde ediyor. Küre, şimdi bu fikri nereden almış olabilir? Yunanlı küreyi bilmez. Çünkü küreyi siz algı dünyasında bulamazsınız. Belli ki küre fikrini bunlar Mısır ve Babil'den almışlar. Almışlar mı? Almışlar. Önemli olan alıp almamak değil, alanı ne yapacağınızdır. Almışlar. Daha sonra kürenin merkezi fikrini bulmuşlar. Nereden almış? Yine oradan almış. Daha sonra demiş ki bu merkezde bizim Ramazan davulları gibi bir silindir var. Ramazan davulu. Bakın geometrik bir şekil. Ve bunların oranını koyuyor. Mesela diyor ki çap 3 ise yükseklik, atıyorum ben, daha doğrusu sana demiştim, varsayıyorum. Çap 1 ise yükseklik 3. Tamam mı? Bunu koymuş. Bu ne? Yeryüzü. Şimdi soruyorlar, niye düşmüyor? Bakın ilk defa taban yok. Niye düşmüyor? Düşmemesinin sebebi merkezde olduğu için kararsız. Nereye düşeceğini bilmiyor. Bu fikir yok. Yani bu fikri Mısır'da arayın. Çin'de arayın. Hindistan'da arayın, yok. Sonra diyor ki burada diyor bir daire dönüyor. Bu dairenin diyor çarpımını bulmak istiyorsanız bakın oran koyuyor. Çarpı 9 diyor. 1 çarpı 3 çarpı 9. Bu daireye ay dairesi diyor. Bir simit düşünün. Simitin bir yerinden de bir delik var. Bu delikten ateş fışkırıyor. Sonra bir daire daha koyuyor. Güneş. 5 yıldızla güneş arasındaki şey her zaman değişiyor. Bir daire daha koyuyor. Hepsi çarpı 9'larla gidiyor. 5 tane gezegen dairesi ve burada da sabit yıldızlar çakılı. Ve bunun bu sabit etrafında dönüyor. Şimdi bunu yorumlayalım. Bunun yorumu şu. Anaximandros yeryüzünde benim görebildiğim kadarıyla matematik ve geometriyi kainatı açıklamak üzere kullanmış. Yani Mısırlıların yeryüzünü ölçmek için, buraları ölçmek için kullandığını şu densizliğe bakın. Bütün kozmosu anlamak için kullanmış. Bu ilk kez görülen bir şey. 3 boyutlu bir kozmos modeli ve her şey geometrik. Yanlış mı? Yanlış. Ama zihniyet fikir olarak iyi bir çıkış yapacak. Yani artık siz matematiği ve geometriyi kozmosu anlarken kullanabileceksiniz. Bu yok. Hatta sonra kuşkulandım. Çünkü felsefe insanların bilgisi içinde kuşku olacak. Unutmayın bunu. O iman konularında o ayrı bir bahistir. Kuşkulandım, dedim ki hani görsel olmayabilir. Çünkü bu adamınki görsel. Bunları daha güzel yapardım. Ben sizlerle daha sonra tanışacağım. Buraya beni getiren arkadaşlar beni illaki bir yerlerde yine ders vereceğiz sizlerle. Ben zaten her yerde veriyorum. Söyleyin adını. Belki dedim yani her şey geometrik olarak anlatılamaz ama cebirsel bir dökümle de anlatmışlardır. Yani bir cebirsel dökümü geometriye çevirdiğiniz zaman şekli elde edebilirsiniz. Onu da arattım, onu da bulamadım. Ve herkese diyorum şu model, ben bunu tekrar yapacağım merak etmeyin. Şu model insanlık tarihinde ilk. Yani matematiksel sayıların ve oranların ve de geometrik şekillerin kozmosu anlamak üzere düşünülmesi. Anaximandros matematik ve geometriyi kozmosa uyguluyor. Bakın size şimdi diyeceksiniz ki ah işte bilim başladı. Ha, demek ki ben yanıldım şimdi o zaman. Demek ki dinden bilime geçiş oldu. Bakın şimdi size burada
Bu modelde diyelim ki burası yeryüzü. Bunun da etrafında çevresinde dönen bir bisiklet tekerleğimiz var. Şuradan da bir delik var. Tamam mı? Şimdi söyleyin bakalım bana, ay tutulmasını bu adam nasıl açıklamıştır? Şimdi öyle adamlar ki bunlar, birbirlerine soru soruyorlar. Yunan düşüncesinin önemli yönlerinden biri bu adamların artık birbirlerini, fikirlerini eleştirerek geliştirmesi. Kaldı ki Hesiodos bile Homeros'u geliştirerek geliyor. Yani felsefe düşüncenin olabilmesi için, zerresinin olabilmesi için daha önceki fikirlere itiraz edilmesi lazım. Şimdi burada adamlar soruyor, ay tutulması nasıl oluyor? Nasıl cevap verirsiniz bu sistemde? Burası da bizim büyük küremiz, kozmos. Kozmos kelimesinin anlamını söyleyeceğim. Bu daireler birbirlerinin önüne geçmiyor. Sonuçta bu adamlar ayın büyüdüğünü ve küçüldüğünü gözlemde görüyor muyuz? Görüyorlar mı? Görüyorlar. Şimdi bana izah edecek bunu. Yani madem ki o tekerleği ben göremiyorum ama ayın fışkırdığı ışıkları görüyorum, ama o bazen böyle oluyor, bazen böyle oluyor. Ay böyleyken mi büyür, böyleyken mi büyür? Yani benim birinci sınıflara bir şeyim vardır. Yıldızları bilmeyen, bulutları bilmeyen, çiçekleri bilmeyen, ağaçları bilmeyen akledemez. Söylemeyeyim ama ben normal devlet üniversitelerinde 28 Şubat'ta bunları söylediğim için akleden gözler için her yerde ayetler var. Akletmeyen ruhlar barbardır ve gördüklerini anlamaz. Bu kadar basit. Herakleitos denen bir adamdan bunu size söyledim. Herakleitos'tan dolayı benim başıma 114. fragmandan dolayı şey açılmıştı bana, soruşturma Ömer Efendi. Orada şey var, bütün insanların yasaları ilahi yasadan beslenir sözünü kullandığım için. Neyse bırakalım şimdi bunu. Evet, nasıl açıklarsınız? Ay bazen dolunay oluyor, bazen hilal oluyor, ters hilal, düz hilal. Nasıl açıklarsınız? Adam diyor ki bu delik zaman zaman bu taraftan kapanıyor, zaman zaman bu taraftan kapanıyor. Bazen de birdenbire kapanıyor, o zaman da ay tutulması oluyor diyor. Bakın ay tutulmasını bilemez, çünkü ay tutulmasını bilebilmesi için güneşin ayla dünyanın arasına girmesi lazım. Böyle bir fikirleri yok bu adamlar. Uzun yıllarda olmayacak. Düşünün ki bu Thales'ten sonra gelen adam. Ancak ama şunu biliyor. Artık öğrenmiş. Bu periyotların zamanlarını biliyor. Nereden biliyor? Babil'deki kayıtlardan biliyor. Babil'deki kayıtlardan o deliğin, gündüzlüğün birdenbire nasıl kapanıp açılacağını biliyor. Diyor ki o periyotlarda artık bu kapanma olur. Şimdi sizce bu bilimsel bir açıklama mı? Bilimsel mi ama rasyonel? Unutmayın, rasyonel olan, doğru olan her zaman değildir. Neyse geçelim, orayı da silelim. Ben sanki kendi karalama defterim gibi kullanıyorum tatlıyı böyle. Şimdi burada ne olmuş? Çatışmada artık keyfi özellikler gitmiş. Fuzis kelimesini şimdi kullanalım artık. Süreçler, fuzist hangi süreçler var? Isıma, soğuma, nemlenme, kuruma. Mesela bu adamın zelzeleyi açıklama tarzı, galiba siz söylemiştiniz onu geçen hafta. Şöyle, niye zelzele oluyor? Eskiler nasıl diyordu? Yer altındaki devler tepiniyor, zelzele oluyor. Bu diyor ki, dünya diyor başlangıçta çomur gibiydi, balçık gibiydi. Yani yarı nemli, yarı söyleyin adını soğuktu. Nemli ve soğuk ısındıkça toprak, bir kısmı toprak haline geldi, bir kısmı su haline geldi. Sistem burada. Daha sonra kurudukça aynı diyor çömlekteki gibi kurudu ve çatlamalar olur. Çatlamalardan dolayı da çökmeler olunca deprem oluyor diyor. Bakın gayet rasyonel. Ne kalkmış ortada bu sistemde? Suyu koyduğunuz anda artık tanrıları silkelediniz. Artık tanrılar silkelendiler ve gittiler. Artık Zeus'u, Hera'yı, şunu bunu almaya gerek yok. Artık Fuzis'in kendisi, bu kelimeyi birazdan ele alacağız. Çünkü Aristoteles'te de var. Artık her şey Fuzis'in kendi denetiminde. Artık Fuzis kendisi kendini açacak.
kendisi kendini kapayacak. Bir süre sonra belli varlıkları ortaya çıkaracak. Belli varlıkları ortadan kaldıracak. Kendine çekecek ya da yenilerini kendinden çıkartacak. Şimdi burada önemli bir nokta var. Yunanlılarda, bu tarafın şair Yunanlılarda, Yunanlıların önemli saydığı Homeros ve Hesiodos'ta bu kader konusu, takdir edilme konusu bir türlü yerine oturamamıştı. Adalet kavramı bir türlü yerine oturamamıştı. Çünkü kaderle beraber adalet kavramına da bakmanız gerekir. Aristoteles'in en önemli eserleri, metafizika filan değildir. Aristoteles'in en önemli eserleri devlet hakkında yazdıklarıdır ve ahlak hakkında yazdıklarıdır. Onları sizlerin satır satır okuması lazım. Yani Aristoteles'in işte Aristoteles şey der, kadınların ağzına bakmış çünkü bir dönem genç bir hanımı var. İnsanlar gençken ağzındaki diş sayısı eksiktir. Kadınların demiş diş sayısı erkeklerin diş sayısından eksiktir. Bu bilimsel mi sizce? Aristoteles'in şeyi bu. Bir gözlemle her şeyi halletmiş. Hocam bir şey söyleyeyim. Diyebilirsin. Evet. Ben de dinlenmiş olurum. Şimdi biz bu bilimsel değildir diyoruz ya. Burada şunun gözden almamız gerekmiyor mu? Bilimsel derken ki bilimsel baskımız ve sıfatımız çok fazla modern dünyaya ait olduğu için sürekli bunun yanına hamletmek anabolizma düşünmemize sebep olmaz mı acaba? Bir şeyin bilimsel olabilmesi için iki tane koşul vardır. Ki bu koşulları da biz Aristoteles'te göreceğiz. Ama Yunanlıların bir hatası vardır. Kendi akıllarına çok güvenir Yunan felsefesi. Yani Yunan felsefesinde siz mistisizmi bulamazsınız kolay kolay. Mistisizmi bulduğunuz yerlerde bilin ki doğu etkisi girmiştir. Dolaylı yoldan Hindistan etkisi girmiştir. Ya da benzeri bir etki girmiştir. Ya da artık Hristiyanlıkla tanışmıştır. Özellikle Platonos denen adam bu Hristiyanlıktan sonra yaşamıştı. Platonos kimdir biliyor musun? Öz olarak şudur. Hristiyanlığa karşı Yunan felsefesini koruyan son kaledir. Bu adama kadar herkes Yunan'a karşı Hristiyanlığı korumaya çalışıyor. Milattan sonra İşte 100-150 diyelim biz ona ortalama. Bu adam 300'lerde filan yaşamış. Son kalesi. Şimdi siz Platonos üzerinden İslam düşüncesini geliştirdiğiniz anda ne var biliyor musunuz? Hristiyanlığa karşı Yunan düşüncesini soğunmuş bir adam var karşınızda. Yani böyle şey işte kelimelerimi söyleyeceğim. Ben böyle bir adamım. Ahmak ahmak el kitaplarıyla bakarsanız ciddi sınıfta kalırsınız. Onun için işte yaşadığımız süreç devam ediyor. 50 sene sonra da aynı şeyler başımıza gelirse ağlamayacaksınız. Bu adam Hristiyanlık artık Yunan dünyasında yayılmış. Unutmayın ki Hristiyanlık Yunan dünyasında hangi dille yayıldı biliyor musunuz? Eski Yunanca ile yayıldı. Hazreti İsa sizce eski Yunanca konuşan bir adam mıydı? Değildi. İbranca konuşan bir adamdı. Yani İbranca yer. Belki de onun alt dillerinden birini konuşan bir adam. Hadi ben İbranca diyelim, sallayalım gitsin. Müritleri, havarileri ve daha sonra gelenler İncil'leri eski Yunanca kaleme alıyorlar. Neden sizce eski Yunanca kaleme alıyorlar? Kültür dili olduğu için. Evet, yüksek bir kültür dili. Çünkü sen İbranca'yı kaç kişi okuyacak o dönem? Bütün entelektüeller, bütün üst seviyedeki adamlar Yunanca okuyup yazıyorlar. Onun için bu adamlar da İncil'lerini Yunanca kaleme alıyorlar. Ve bir süre bakın neler yapıldığını size söyleyeyim. Hristiyanlık yayılırken atladım. Yani şu an milattan sonra milattan sonra 50'li yıllarda bugünkü Efes şehrindeyiz. Milattan sonra 50'li yıllarda Efes şehrinde ne olabilir sizce? Efes'e geldi. Kim gelmiştir Efes'e milattan sonra 50, 51, 55? Paulus ve arkadaşları. Ve aynı zamanda kim gelmiştir? Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem gelmiştir. Şimdi Efes'te ne olduğunu biliyor musunuz? Efes'te ne var?
Efes'te bir tapınak var. Tapınak Artemision. Artemis'e adanmış bir tapınak. Yunanlılar her türlü tanrıya dil uzatır. Dil uzatmadığı filozoflar da dahil birkaç tane tanrıça vardır. Onlardan bir tanesi Artemis'tir. Artemis'in özelliği bakire olmaktır ve iffetli olmaktır. Yani Yunan dünyasındaki en şey filozof bile çok tanrıcı dinleri eleştiren, en tek tanrıcılığa yakın adamlar bile Artemis'e laf söylemez. Çünkü onlar için iffetli bir tanrıçadır. Hristiyanlar Artemis'e iftira atıyorlar. Artemis'e iftira atınca Yunanlar da diyor ki oranın yaşayan adamları. Ya diyor siz ne derseniz biz inanacağız. Ama yeter ki Artemis'e iftira etmeyin. Unutmayın ki Hazreti Meryem'in Hristiyanlık icadı orada başlıyor. Neyle başlıyor? İffetli olan Artemis figürüyle başlıyor. Şimdi bir dönem Hristiyanlar kendini Yunan'a göre, Yunan düşüncesine göre ayarlarken onların içinde en bilge insan, en akıllısı Pavlos. Çünkü Pavlos Roma eğitiminden geçmiş. Yunan düşüncesini biliyor. Ve Hristiyanlığı icat ederken bunları biliyor. Ama bir süre geçiyor artık. Plotinus denen adama geldiğiniz zaman Osla yazılıyor. Çünkü o Yunan kökenli bir adam olduğu için Latin kökenlileri Usla yazıyoruz biz. Sonu. Artık o da Hristiyanlığa karşı. Çünkü neyi biliyor adam artık? Tek tanrı fikrini biliyor. Yunanlılarda şöyle bir tek tanrı yok. Yoktan var eden. Aristoteles de dahil, Platon da dahil. Yani boşu boşuna bu adamlara bir takım şeyler girdir. Çünkü Yunanlılarda su ya da hangi şeyse ezeli ve ebedidir. Ezeli ve ebedi bir varlıktır. Her zaman mevcuttur. Ex nihilo, ex fit. Yani hiçten şey çıkmaz. İslam filozoflarının sıkıntıya düştüğü yerlerden bir tanesi bu fikirle baş edebilmektir. Bir kısmı bu fikrin etkisinde kalır. Bu fikrin etkisinde kaldığınız zaman şöyle aptalca sorular ortaya çıkar. İşte Tanrı maddeyi belli bir zamanda mı yarattı? Yoksa bak ses geldi, konuşma diyor bu konuları. Böyle, bunlar insan aklının güzel gevezelikleridir. Mantığı, dili keşfetmek için iyidir ama sonuçta Allah'ı keşfetmek için çok önemli şeyler değildir bana göre. O başka bir yoldur. Ben bu konuda gerçekten geri bir yerde duruyorum. Onu söylemeliyim. Benim felsefe anlayışım geri bir yerde durur. Yani ben bu tür, bu anlamda kısmen Gazali'ye yakın olduğumu söylüyorlar. Kısmen söyleniyor. Ben böyle dersem bilin ki retorik yapıyorum. Biraz soluk alayım ben de. Mesela şey tartışırız. Zaman Tanrı'dan önce miydi, değil miydi? Tanrı zamanı ne zaman yarattı? Bu soruları, çünkü bakın soru sormanın kavramsal yapısına dikkat edeceksiniz. Ben herhalde yarın atacağım o tweetimi. Düşünmede temellere kadar inmeli ve sorular temellerin kökünde yatar. Çünkü burada sen Yunan dünyasının temelleriyle İslam dünyasının sorularını sorarsan ciddi anlamda sınıfta kalırsın. Ama şunu söylemeliyim. Geçmişin bütün eserleri okumaya değerdir. Çünkü insanın neler yapabileceğini size gösterir. Unutmayın bunu. Bizim işimiz de bu abide metinleri okumaktır. Ne yaptım? Onları inkar ediyor muyum? Hayır. Ama okurken belli bir bağlamla okuyorum. Ben size şimdi laf arasında Kozmos, Univers, Kainat, Türkçesi neydi? Evren. Evren. Sizce bunlar aynı şeyler mi? Anlama sahip kelimeler mi? Ayrı kelimeler olduğunu gördünüz. Aynı anlama mı sahip bu kelimeler? Tekrar edelim. Şunu atayım mı? Fuzis. Natura.
tabiat, doğa. Bunlar farklı kelimeler, belli işte sesleri farklı. Bunlar aynı manaya mı sahipler? Mesela siz kozmos deyince ne anlıyorsunuz? Kainat deyince ne anlıyorsun? Bakın, kainat yaratılmış olan. Kozmos güzel bir düzen. Kozmos kendi çekirdeğinde, daha ilk başlangıcında, ilk kökünde, ahesinde, arke diyebilirsin, sorun değil. Orada o düzenin parçasını taşıyor. Aristoteles onun için işte meşap alamında örneğini veriyor. Meşap alamında düzenin kendisi var. Kainatta düzeni veren Allah. Şimdi gelelim Fuzis'e. Fuzis'te tabiat aynı mı? Ya da tabiatla doğa aynı mı? Şimdi bakın, her biri ayrı bir kültür dünyasının kelimeleri. Sen şimdi kozmos deyip onu doğa kavramlarıyla açıklamaya çalışırsan sınıfta kalırsın. Hem kozmos hem tabiatı aynı yerde kullandığın zaman ben adama gülerim. Kozmos dediğin zaman Fuzis'i kullanacaksın. Fuzis kendi kendine gelişen demek. Aynı zamanda yaratılış, karakter anlamlarına da gelecek ama kendi içinden gelişen. Her şey kendi içinde duruyor, onun potansiyel. Ne olacaksa o orada duruyor. Aristoteles'in nesi bu? Derslerde şey yapmışsınızdır. Potansiyel. Potansiyel, imkan orada duruyor. O daha sonra gerçek haline dönüşecek. Şimdi eğer siz İslam açısından bakarsanız, İslam açısından bakıldığında o yaratılmış, ona o imkanları başkası vermiş. Sen Yunan'daki imkan problemiyle İslam'daki imkan problemini aynı anlamda düşünemezsin. Çoğu zaman üniversi kelimesiyle kozmos karışır ya da natura kelimesiyle. Natura yani şey, ne diyelim, cansız bir şey ya, ölü. Dışarıdan ona etkiyle o canlanacak. Natura naturans denen, onu yaradan devreye girdiği zaman gelecek. Univers ve natura kelimesi de Hristiyanlığın Latince üzerinden ürettiği kelimelerdir. Hristiyanlık daha sonra Yunanca'dan Latince'ye geçecektir. Bizim burada kalanlar, Ortodokslar ise hala eski Yunanca düşünmeye, tefekküre devam edeceklerdir. Bir süre sonra öyle bir şey olacaktır ki Latin Hristiyanlığıyla Yunan Hristiyanlığı arasında, Yunanca Hristiyanlığı arasında büyük farklar ortaya çıkacaktır zaman içinde. Şimdi konuşurken bunlara, kozmos kelimesi güzel düzen demektir. Onu siz bir yerden tanıyorsunuz, kozmetik kelimesi. Nedir kozmetik? Kelimenin anlamı güzel düzen. Büyük bir ihtimalle Pitagoras'ın icat ettiği söyleniyor. Kelime var ama anlamı o kattı diyorlar. Kelimeler hep var. Niye kozmetik denmişler süs eşyalarına? Çirkinliği güzelleştir. Erkek egemen kültür yine. Kesinlikle bir inancım var benim. 21. yüzyıl sizlerin yüzyılı olacak. Çünkü değil mi ki siz bu sıcakta buradasınız. Siz kim olduğunuzu bilirsiniz herhalde. Sizin yüzyılınız olacak. Yani sizler tarafından eğitilmeye biz erkeklerin önce bu Türkiye'de, daha sonra da genel olarak ihtiyacımız var. Yani hakikaten gördüğüm kadarıyla, ben feminist falan değilim, ben insancıyım. Gördüğüm kadarıyla hakikaten bizde bir tokozluk var. Türk erkeği, Türk erkeğini bu hale getiren annelerimizdir. Bizi Türk erkeğini acayip şımartıyorlar. Bunlardan yani Allah'tan ben şeysiz büyüdüm de yani öksüz. Gerçi halalarım büyüttü. Neyse, sorun değil. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Şimdi mevzu şu kader konusu. Bu kader konusu şimdi suyla baktığımızda, artık suyun hareketleriyle. Tabii ki Thales bunları bilmiyor ama şimdi Herakleitos'tan biraz bahsediyorum. Yani siz ruhunuzu bilge hale de getirmek sizin elinizde, aşağılık hale de getirmek sizin elinizde. Eğer sen aşağılık hale gelmişsen ağlamayacaksın. Yani bundan sonra artık yeni bir fikir ortaya çıkıyor.
Bu Homeros'un Odiseye destanının başında görülmüştü. Hiçbir fikir, her zaman söylüyorum, birdenbire gökten zembille düşmez. Vahiy hariç. Vahiyin de kültürü vardır. Vahiy de bir kültürde anlam kazanır. Temel ilkeler ayrıdır. O ayrı bir bahis. Keşke ben size fıkıh dersi yapsam. Ukalalık ediyorum ama yani fıkıh dersi yapsam ve tıp fıkıhı diye bir dersi ben icat ettim Türkiye'de. Yani ben sizin hocalar kadar kibirli değilim ama biraz ben de olayım değil mi Sefacığım? O kadar emek harcıyorum lan dünyada. Her yere gidiyorum kardeşim. Kim çağırırsa gidiyorum ben. Neyse devam. Efendim. Ha, onu söyleyeyim. Biri matematiksellik. Yani eski zamanda, Aristoteles zamanında kıyas yöntemleri. Kıyas. İkincisi, yani matematiksellik kıyas birebir aynı şey değil ama Aristoteles'te kıyasla karar vereceksin, çıkarımlarla. İkincisi, Aristoteles'ten sonra ortaya çıkan, ortaya konan fikirlerin deneyle doğrulanması ya da yanlışlanması. Yunan'da bu yok. Bu yok derken de kesin olarak yok demeyeyim. Çünkü Empedokles gibi bazı adamlarda kısmen bir şeyler var. Ama kısmen olan yetmez çünkü deney bilinçli olarak kavramlarla kurgulanan bir şeydir. Sonuçta 1000 kere şeyi atayım, bir cismi yere düşsün ve şöyle diyeyim. İşte yere düşmesinin sebebi bu da topraktan bir parça, yerde toprak olduğu için toprak toprağı sever ve çeker. Cazibe kuramı. Bu bir açıklama mı? Açıklama. Aristoteles'in açıklaması. Yani bir cismin yere düşmesinin sebebi o cisimde yerde ağırlıklı olarak bulunan toprağın bulunmasıdır. Bir cismin uçmasının sebebi onun içinde havanın daha çok bulunması kurucu öge olarak. O zaman hava havaya doğru gidiyor. Nedeni ne? Cazibe kuramı. Benzer benzeri çeker kuramı. Şimdi bunu istediğim kadar atayım. Bu benim bu varsayımım doğrulanır mı? Yanlışlanabilir mi? Yanlışlanamaz da doğrulanamaz da. Ama ben öyle bir kavramsal örgü ortaya koyarım ki artık bu kavramlarla iş yapılmaz hale gelir. Bunları belki Aristoteles'te tekrar anlatırız. Şimdi şuraya hızlı hızlı gideyim. Burada kader ve adalet belirsizlik içinde. Şimdi Homeros'un Odiseye destanı daha sonra kaleme alındı diye söyleniyor. Büyük bir ihtimalle de filologlara artık itibar etmeliyiz. Öyle. Yani 100 sene sonra daha bu tarafa doğru yazılmış. Orada Odysseus yakınıyor. O roman diyorum işte destanın kahramanı. Bütün diyor felaketleri diyor başıma sizler yağdırdınız. Odysseus Yunan destanında, Yunan mitolojisinde tanrılara ilk baş kaldıran adamlardan bir tanesi. Çünkü Poseidon'un haksızlık yaptığını düşünüyor. Bu önemli bir gelişme. Yani artık Yunan tanrılarının haksızlık yapıldığı fikri de ortaya çıkıyor. Ve bu Yunan tragedyasında hat safhaya gelecek. Bunu tekrar bir yer teolojik dönüşmede ele alacağım. Ama ondan sonra tanrılar da şöyle sesleniyorlar ona. İnsanlar diyor her türlü belayı bizden bilirler. Oysa diyor bilmezler ki diyor kendi taşkınlıkları, kendi densizlikleri. Ben bir kelime kullanıyordum densizlik, taşkınlık yerine. Yani kendi haddini bilmezdikleri. Bu belaların başlarına yağılmasına, başlarına gelmesine neden oluyor. Oysa insanlar bilmezler ki belalar kendi densizliklerinden dolayı, kendi hırslarından dolayı başlarına geliyor. Bunu Herakleitos bize anlatacak. Şimdi ilk kez bir fikir ortaya çıkmış. Kaç yılında? 650 yıllarında milattan önce. Yani Thales'ten 25-30 sene önce. Acaba başımıza gelen kötülüklerin nedeni biz miyiz diye. Şimdi su meselesine bakarsanız su kendi yolunu bulur diye bizde bir laf vardır. Su kimsenin gözünün yaşına bakmadan bu dönüş içinde dönüyor. Tamam mı? Şimdi bu fikri Anaximandros denen adam diyor ki
Bu diyor dört tane öge belli bir plana göre ortaya çıktı. Belli bir plana göre ortaya çıktı. Ve diyor kozmosta bir adalet vardır. Bu adalet bu dört ögeyi dengede tutar. Birinin diğerinin hakkına tecavüz etmesini engeller. E yok eğer birisi bunun hakkına tecavüz ederse o zaman diyor adalet onları cezalandırır. Şimdi yeni bir fikir ortaya çıktı. Hem doğa felsefesinde hem din konusunda hem de ahlak konusunda ve de en önemlisi politika konusunda. Artık başımıza gelen olaylar sınırları aşmakla ilgili. Bir, doğada her şeyin bir sınırı, ölçütü yani metron kelimesini görüyoruz artık. Moira'ya karşı metron. Moira'nın ne yapacağı belli değil. Şimdi metron Yunanlıların en temel kelimelerinden bir tanesi. Eğer bugün vakit olursa ki olmalı, şeyi anlatırken size sofistlere bu kelimeye deyince. Metron ölçü. Artık başına bir olay geldiyse bil ki bu olayın gelmesinin sebebi senin açgözlülüğün, senin hırsın. Yani sana verilen payın dışına çıkmaya çalışman. Adalet nedir? Adalet hakkının ötesine geçenin cezalandırılması. Artık Yunan dünyasında yepyeni ikinci fikir çıktı. Birincisi küreydi. İkinci fikir çıktı. Artık Yunan dünyasında başına gelen olaylar senin densizliğinden kaynaklanacak. Çünkü Yunanlılara göre kainat gayet düzgün şekilde kurulmuş. Herakleitos'un sözüyle Tanrı için her şey iyi, güzel ve adildir. İnsanlar işlerine geleni adil, işlerine geleni güzel ve iyi kabul ederler. Artık bundan sonra insanların başına gelecek olan belalardan ve cezalardan artık bizzat insanın kendisi sorumlu. Çünkü Herakleitos'un kozmosu belli ki aralarında çok ince bir fark var, önemli bir farktır o. Bizi ilgilendirmez şimdi. Anaximandros'un kozmosu düzenli bir yapı. Eğer fesat çıkarsa senden çıkacak. Kimden? İnsandan. Artık bundan sonra ahlakını da buna göre kuracaksın. Aynı zamanda gelelim politik olarak. Bakın su dedim ki politik bir kavram. Şimdi tekrar gözden geçirelim. Birinci değişim dedim. Teolojik değişim. Buralarda hep tuzaklarla dolu. Teolojik değişimde neler olmuş? Çok tanrıcılıktan, tanrıların ne yapacağını bilemiyorsun çünkü. Ne yapacakları hiç belli değil. Yani hiç kimse hiçbir tanrıya yaranamaz. Kendi adıma espri yapmıyorum. Çok tanrıcılık ciddi anlamda insanı çok yönlü şizofren yapar. Hangisine şey yapsa Allah'tan tek tanrı olur. Oh ne güzel işte bir tanesiyle uğraşırsın. Ona hesap verirsin ya da artık vermezsin bilemem. Çok tanrıcılıktan bir tüm tanrıcılığa, panteizme doğru bir geçiş olmuş. İki, tanrılar artık kozmostan silkelenip atılmış. Kozmosun artık kendi bir düzeni var. Kozmos nasıl bir şey biliyor musunuz? Ve fuzis. Aynı şey değil. Bir, canlı. Onun için bunlara hilozoist derler. Canlı. İki, bir bilinci var. Üç, bedensel bir yapı. Neye benziyor sizce bu? Kime benziyor? İsa'ya benziyor. Hazreti İsa modeli. Yani kozmosta üç özellik de var. Hem canlı, çünkü canlı olması oluşu ortaya koyacak. Hem bilinçli planı var yani. Ama nasıl bilinçli? Ölçüyle. Artık eski tanrılar gibi öyle kafasına göre şey yapmıyor. Yani Yunanlılarda tüm tanrı diyebileceğimiz şey ki birazdan Ksenofonos'a gireceğim. Bizzat kozmosun kendisi. Yani tanrıyla kozmos bir bütün. Yunanlılarda asla aşkın tanrı, transcendent tanrı yok. Yani kozmosun ötesinde ayrı duran bir tanrı fikri yok. Anlaşıldı mı bu? Yani şeyde Hristiyanlıkta bakın kısmen böyle. İslam'da ise Tanrı ile kozmos birbirinden ayrıdır.
Hristiyanlığın işi kolaydı çünkü Hristiyanlık buna uygun bir model geliştirdi. Hristiyanlık aslına bakarsanız bir Hami Sami dilinin diniydi, dilinin diliydi. O dilin dini böyle bir yapıya sahip olamaz. Bu Hint-Avrupa dilinin özelliğidir. Diller çok şey söyler lisan anlamında. Belli ki Hami Sami dilinden Hint-Avrupa diline doğru gidince bu anlayışa doğru yakınlık duyuyorsun. Unutmayın ki bu anlayışın yakınlığı İslam düşüncesinde pek çok adamda görülmüştür. Başta İbni Arabi. Haddimi aştım mı? Aştım. Aşarım. Felsefede aşılır. Ahlakta aşmayın ya da diğer işlerde aşmayın. Şimdi böyle bir şey olmuş. Artık bu dengeli ve ölçülü. Teolojik gelişme bu. Ahlaki dönüşme. Yani biz buna etostaki dönüşme. Etos kişilik demektir. Ve kelimenin tam anlamı çadır demektir. Hadi sizi dinlendirmek için taktik yapayım. Çadır deyince ne anlıyorsunuz? Çadır nasıl bir şey? Etos yani kişilik, karakter denen kelime. Karakter kelimesi gravür demektir. Tahtaya kazınan şekiller var yani gravürler. İstanbul'un gravürleri vardır. Yani darbeden önce de darbeden sonra da biliyorum bazı tahtalar o kadar geçişken ki her şekli kaldırıyor. Her şekli kaldırıyor. Onu gördüm ben. Yani sonuçta biz de 80'den itibaren görüyoruz dünyayı. Etos, çadır deyince ne anlıyorsunuz? Gelin dinlendirelim. Sınır. He? Sınır. Şeyle çadır, ha, sınırlama var. Çadır nasıl bir şey? Tamam. Hemen bakın. Hemen bak şu eğitim tarzını bir yıkmak lazım. Ben şimdi şekil kelimesini kullandım gravürden. Şekil alabilen diyorsunuz. Önce bakın normal. Heh, söyle. Direk var. Başka? Geçici olandır yani. Kalıcı olan değildir. Ebe nazara. Evet, ebe nazara. Beton gibi kişilikler var hesapta. Sonra üstünü kapatan nasıl? Bak biri yukarı çıkıyor, biri aşağı iniyor. Doğru mu? Şimdi Yunanlılarda etosun iki yönü var. Hep kapışan iki yönü var. Yani içimizde Yunanlıların bir metron yönü var, bir hübris yönü var. Bu bütün Yunan filozoflarının içine sinmiş bir görüş. Yani bizim içimizde hübris, taşkınlık, densizlik. Tamam mı? Metron ise ölçü. Bizim bir yönümüz densiz, sapkın. Öbür yönümüz ise onu ölçüye getirmeye çalışıyor. Bu Yunan düşüncesinin temel ahlaki motifi. Etos bu. Etosu sakın ola etik kelimesine de itibar etmeyin. Etik kelimesinin olduğu yerde ahlak kelimesi yoktur. Ve ahlakın anlamı da bitmiş demektir. Bunları siz akledin diye söylüyorum. Başka çadırda karşılıklı gergiler vardır. Yani bir şey ip buradan gerilir, bir ip buradan gerilir. Yani çadır karşılıklı gerilimin sonucunda ortada durur ve zannetmeyin ki çadır her zaman sallanır. Öyle ben çok muhkem bir kişiliğim. Bir ölene kadar siz buna karar verin. Yunanlılar da hep böyledir. Mümkün olduğu kadar metronla bakmak gerekir. Bunun adına da sofrasüne derler. Sofrasüne Yunanlılarda ılımlılık demektir. Yunanlıların bilgeliğin en temel şeyi sofrasüne dengeyi kuran adam demektir. Sofrasüne. O aynı zamanda sofos kelimesinin de yan anlamlarından biridir. Sofrasüne. Sofrasünenin de kelime anlamı adamın kafasına düşen taş demektir. Düştü mü kafanıza taş hiç? Adamın kafasına taş düşmeden bilge olamıyor. Yani öyle işler kolay giderken bilge olunmuyor. Öyle inandık demekle işleri çözemiyorsunuz. Yani kafaya bir taş düşecek. Ha, şimdi ama insanlar nedir? Bu taş benim başıma niye düştü? Sen kimsin? Herakleitos'un lafı bu. Sen kimsin yani? Niye senin kafana taş düşmeyecek? Mesela benim asistan Ömer diyor ki niye benim başıma bunlar geliyor? Niye gelmiş? Sen kimsin lan? Gelir. Önemli olan sen orada gardını alacaksın. Şimdi buradaki etos ne biliyor musun? Buradaki etos sen kendini doğaya göre ayarlayacaksın. Yunanlılarda doğaya uy dedikleri zaman zannetmeyin ki bizim bildiğimiz doğa. Fuzisoy. Çünkü fuziste akıl var, bilinç var, denge var. Yunanlılarda doğaya uygun olmak demek akla uygun, fuzisteki akla uygun
oradaki logosa uygun yaşamak demektir. Eğer yaşamazsan ne olur? Yaşamazsan başına gelen şeyleri de ağlamayacaksın olur. Yani Yunanlılarda etos, yani kişilik, doğaya uygun, doğa onlarda tanrısal bir varlık. Her şey düzgün. Orada hiçbir şey sapmıyor. Orada her şey yerli yerinde. Yunanlılar için bu çok açık olacak. Hepsi için değil. Özellikle Herakleitos, Platon ve Aristoteles bağlamında. Oradaki mevzu şu. Doğada her şey ölçülü ve dengeli. Senin yapman gereken o ölçüye ve dengeye göre davranacaksın. Herakleitos'un deyişiyle doğa, yani varlık diyelim artık, adil, güzel ve iyidir. Eğer problem çıkıyorsa sen sınırlarına uygun yaşamamışsındır. Yani Yunanlılarda, Türkçe çevirilerde doğaya uygun gördüğün zaman zannetmeyin ki bedene uygun yaşayın. Akla uygun. Yine Herakleitos'un bir sözünü söyleyeyim. Eğer diyor mutluluk, bahtiyarlık bedensel zevklerden kaynaklanmış olsaydı en mutlu varlık sayardık öküzleri yemek için bezelye bulduklarında. Yani Yunanlıların etosu ortaya çıktı. Bu iki fikir çok önemli. Yunanlıların etosunda sen tanrısal olan, bir tür tanrı olan varlığın kurallarına uygun davranacaksın. Ateizm ondan mı öyle? O dolayı kelimesi tabii her zaman beni korkutur. Böyle. Yani artık ahlakta yeni bir fikir ortaya çıktı. Yaptıklarından sorumlusun. Başına bir şey geldiyse Yunan dünyasında senin dinsizliğinden dolayı gelmiştir. Aristoteles bu fikirleri kolaylaştırıyor. Sadece ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu doğru oran ya da altın ölçüyle bağlıyor. Yani ne diyor? Bir yanda metron, bir yanda sapkınlık varsa mesela bunu cesarete uyguluyor. Nedir cesarette metron ve sapkınlık? Artık Yunan felsefesinin ahlakının temeli çıktı. Şimdi cesaret nerede yer alır? Mesela tutumluluk. Aristoteles erdemleri insanların anlayacağı şekilde bu temel fikirleri tek tek özetlemiş. Nikomakos ahlakının özü bu. Yani sizin onu gündelik hayatta bu anlıyor ki adam, yani bu teoriler adamların kafasını yorar. Herakleitos'u anlamak çok zordur. O zaman diyor cesaret ataklıkla korkaklık arasında bir yerde yer alır. Korkak da olmayacaksın, çok atak da olmayacaksın. O ikisini dengeye getireceksin. Tutumluluk cimrilikle savurganlık arasında bir yerde olacak. Onları yazıyor. Tamam mı? Şimdi ikinci dönüşme bu. Bakın bu suyla başlıyor. Üçüncü dönüşme politik dönüşme. Bu üç adamın da ortak özelliği bunlar tüccarların çocukları. Şimdi buradaki mevzu şu. Yunan şehir devletinde dört temel kesim var. İşte Hesiodos'un gaz vermeye çalıştığı aristokratlar, tüccarlar, zanaatkarlar ve özgür olan, küçük böyle toprağı olan, sağda solda çalışan amele tayfası. Bunlar var. Şimdi Anaximandros'un adalet fikri ve Thales'in su fikri bu dengeyi sağlıyor. Çünkü her şeyin üzerinde bir adalet fikri olacak. Kozmos da var. Yunanlılar kozmosu şehir devletinin modeli olarak düşünüyorlar. Ne demek o? Dört öge de birbirinin hakkına tecavüz etmeyecek. Hepsinin üzerinde Yunan şehir devletinin anayasası olacak. Artık Yunan dünyasında demokrasiyle beraber gelişen bir tartışma kültürü ortaya çıkacak. Felsefenin doğuşuna bu dediğim üç adam zemin hazırlıyor. Ama doğrudan doğruya bunlarda felsefe var mı derseniz doğrudan doğruya ben size yok diyeceğim. En son olarak da doğa düşüncesindeki dönüşme, doğa hakkındaki düşünme.
Doğa hakkındaki düşünme artık Yunan doğası derli toplu hale geliyor. Yani artık tanrıların kafasına göre yağmur yağdırdıkları, tanrıların kafasına göre deprem yaptıkları bir yer değil. Artık suya göre ya da bu dört ögenin ve dört soğuk nemli gibi ögenin karışımıyla ortaya çıkacak bir şey var. Artık her şey belli bir düzene bağlanıyor. Artık bunun adını koymak gerekiyor. Bunun adını Ksenofanes, şunun adını, birinci teolojik şeyin adını şöyle koyuyor. Tanrı tüm görmedir, tüm işitmedir ve tüm düşünmedir. Tüm görme, tüm işitme, tüm düşünmedir. Bakın Tanrı her şeyi görür demiyor. Lütfen orada özneye dikkat edin. Tanrı tüm düşünmedir. Çünkü öbür türlü derse tek tanrıcı olmuş olacak. Aynı zamanda aşkın tanrıcı olacak. Söylediği şey Tanrı tüm düşünmedir. Tüm görmedir, tüm işitmedir. O sadece iradesinin gücüyle kendisi hareket etmeden her şeyi hareket ettirir. Bu panteizmin en önemli fikri. Ksenofanes de ortaya çıkıyor. Hemen bunların ensesindeki adam. Tamam mı? Yani artık şu fikir nereye bağlanmış? Kozmosla Tanrı birbirine bağlı şekilde düşünüyor. Artık Zeus'lar, şunlar, bunlar yok. Zaten Ksenofanes mitostan logosa geçişte Yunan çok tanrıcılığını ağır anlamda eleştiriyor. Nasıl eleştiriyor? Şöyle söyleyeyim. Homeros'la Hesiodos diyor, insanlardaki ortaya çıkan her türlü ahlaksız özellikleri tanrılara atfettiler diyor. Hırsızlık, yalancılık ve zina. Bu. Yani ne diyor? Homeros'la Hesiodos'un temel fikrine karşı çıkan filozof diyebileceğimiz bir adam, aynı zamanda yeni bir dinsellik anlayışının adamı. O zaman dinden bilime, dinden felsefeye değil, bir teolojik dönüşmedir bunun adı. Metinler var. Lütfen Ksenofanes denen adama bakacaksınız. Türkiye'de ben kıl bir adamım, onu da söylemeliyim yani. Şu iki isim birbirine karıştırılır, siz karıştırmayın. Ksenofanes. Bir de Ksenofon. Ksenofon, Sokrates'in anılarını yazan bir tarihçidir. Ksenofon. Batı dillerinde de bazen hemen var ya bir adamın antik Yunan hakkında bilgi olup olmadığını buradan anlarsınız. Bunların ikisini birbirine karıştırır. İsim vermiyorum. Böyle bir sürü kitabı çıkan insanlar var. Ksenofanes hep Ksenofon, Ksenofon diye devam ediyor. Çünkü İngilizce yazışlarında çok küçük bir nüans var. A ve Ksenofon yazılan, bir de öbüründe de nes kalkıyor İngilizce yazışlarında. Onun için İngilizce metinlere bakıyorlar, bir de akletmeyen adamlar olduğu için görmüyorlar. Şimdi devam edelim. Hocam isterseniz devam edelim. Dur şöyle bitireyim, dur cümlem kaldı. İki, ahlaki anlamda Yunan felsefesindeki dönüşmenin de ismini koyan adamlar Pitagoras, Pisogar, Herakleitos, Platon ve Aristoteles'tir. Onların da söylediği şudur, artık ahlaki eylemlerinizden sizler sorumlusunuz. Bundan sonra suçlayacak tanrılar kalmadı. Ve bunun da temeli Yunan felsefesinin en temel fikridir bu. Densizlik yapmayacaksın. Yunanlılara göre densizlik, tutkular, arzular ölçüler içinde ortaya çıkmazsa sizi densizliğe sevk eder ve başınıza bir sürü sıkıntı gelir. Üçüncü şey politik anlamda. Politik anlamda iki fikir ortaya çıkıyor. Yani biri birine şey çalamıyor, galebe çalamıyor. Ama neticede şunu söylemeliyim. Yunanlılar demokratik cumhuriyetten yanalar. Tek başına kim? Platon'la Aristoteles. Yani çünkü onlardaki cumhuriyet fikri daha sonraki söyleyin adını Roma'daki cumhuriyete benzemiyor. Şeydeki cumhuriyete benzemiyor. İtalyan şehir devletlerinin cumhuriyetine ve modern cumhuriyete benzemiyor. Çünkü demokrasiyi hep kurallılık içinde görüyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla bu hatalı olabilir ama önce iki temel fikri söyleyeyim.
İki temel fikirden bir ayakta Herakleitos duruyor. Herakleitos demokrasiyi sevmiyor. Neden? Çünkü Yunan demokrasisinde bir problem var. Yunan demokrasisinde kural yok. Yani burada toplandık. İşte isminiz ne? İsminiz ne? İmtisal. Hep de bana güzel isimler giriyor. Mesela diyoruz imtisalı dersten atalım mı? El kaldırıyorsunuz, atıyorsunuz. Hiçbir hakkı yok. Böyle bir şey. Ve kolaylıkla vülgerleşebiliyor. Yani vülgerleşmek barbarlaşabiliyor. Tamam mı? Lütfen İslam felsefesi bağlamında, İslam'ın devlet felsefesi bağlamında iyi kitapları çıkmıştır filozofların. Aristoteles'le Platon'un kitaplarına bakınız. Aristoteles'e dikkatli baktığınızda Aristoteles hep meşruti bir düzenden yana. Yani kurallar olsun. Yani Platon'da, Aristoteles'te Yunan tarzı çapulcu demokrasine itibar etmiyorlar ama Yunan tarzı demokrasi çapulcu. Ama Herakleitos her koşul altında aristokrasiden yana. Herakleitos'un aristokraside şu, Platon'a ilham olacak fikir, yani en erdemliler yönetsin. Yani ona göre bir kişi erdemli ise 100.000 kişiye bedeldir. Ama öbür taraftan ise burayı devam ettiren sofistler ise hepsi değil tabi, bir tür demokrasi fikrinden de yana. Ama Yunanlılardaki problem şu, demokrasinin zemini olabilecek bir çerçeveye sahip değiller. Kısmen ben bunu Platon'da görüyorum çünkü ben Platon'da uzmanca okuyorum. Yani bu bence bir körlük de sağlayabilir. Ama şu var ki Yunan dünyasının politika fikrinde birkaç başlılık var. Unutmayın ki Platon zaman zaman bilgelerin yönetimine devlet adlı, politiya adlı kitabında bilgeler yönetsin diyor. Ama bunun olamayacağını da görüyor. Platon öyle bir adam. Sonra yasalarda bakın bir tür yasalar devleti kuruyor. Yasalar devleti bir tür cumhuriyettir. Siz cumhuriyet dediğiniz zaman cumhuriyet tecrübeniz sizin hep olumsuz bir tecrübe oldu. Yani cumhuriyet dediğiniz zaman başka bir şey aklınıza geliyor. Cumhuriyet kelimenin anlamı çok güzeldir. Cumhurun yönetimi. Cumhurun yönetimi de nasıl olacak arkadaşlar? Söyleyin. Cumhurun yönetiminde kim yönetecek bizi? Bizim seçeceğimiz. Ama Aristoteles'te, Platon'da gördüğüm seçim yapacak adamların belli bir kalitede olmasını bekliyorlar. Yunan dünyasının bize en büyük hediyesi politika konusundaki fikirleridir ve İslam felsefesi de bu konuda çok bu konudan yararlanmıştır. Doğa felsefesine devam ederiz. Ara verelim. Benim de ağzım burnum kurudu. Pitagoras. Yani sebebi bu olabilir. Bu anlamda Pitagorasçılarda din, felsefe ve bilim iç içe geçmiş durumdadır. Çünkü hala modern geometride söyleyeyim. Bunları büyük bir kısmını Mısır'dan almış olabilirler. Şunu da söyleyeyim. Pitagoras efsanevi bir kişilik. Yani Pitagoras'ın atfedilen o teoremler, o şeyler ona ait olmadığını yeni metinlerle söylüyoruz. Çünkü öyle bir şey var ki oradaki müritler çalışmaları yapıyorlar, Pitagoras'a atfediyorlar. Kaldı ki Pitagorasçılar ilişkin metinlerimiz Pitagoras öldükten sonra 300 seneye ait. 300 sene sonraki metinler. Efsanevi bir kişilik. Yani büyük bir ihtimalle yaşadığını ben düşünüyorum metinlerden dolayı ama ona atfedilen her şey onun değil, daha sonraki yıllarda müritlerin atfettiği. Eflatun, Sokrates öldürüldükten sonra Pitagorasçılara katılıyor. Orada büyük bir ihtimalle zaten o şey belli bir düzeyde matematik öğreniyor. Platon'un matematiği çok üst düzey bir matematik değildir. Aristoteles'inkine ondan da kötüdür. Ama orada üst düzey matematik geometriyle ilgileniyor ve orada anladığım kadarıyla bir takım tefekkür şeylerine giriyor. O işte 7 günlük, 40 günlük, 10 günlük gibi o mağara metaforlarını çıkartması orayla ilgili olduğu söyleniyor. Pitagoras'ın önemi okulu, o din, bilim, felsefenin birlikteliği ve ruhun ölümsüzlüğü fikri. İlk defa bu Yunan'da artık
çok net bir şekilde ruh ölümsüzdür ve ruh için ölümde bir bedende bulunmaktır. Nihayetinde nirvana dedi. Tabi diyebiliriz bir benzetme olarak ama sonuçta bu zincirden kurtulmak gerekiyor. Birisi el kaldırdı. Yani bu Platon'un Ermitos'un ki bu hani kötü insanların da daha sonra işte daha 10. kitap. Hani buradan mı geliyor da? Hani Pitagoras'ın bu reenkarnasyon. Direkt söyleyemeyiz ama reenkarnasyon fikrini Pitagorasçılardan aldığını söyleyebiliriz. Ya bunu söylemek yanlış bir iddia da olmaz. En azından benzerlikleri göster. Şimdi şöyle bir sorun var. Pitagoras'ın bunu Hindistan'dan alıp almadığına dair fikirler var. Hindistan'dan. Onun için de ben olabilir. Çünkü o konuda felsefenin işi değil onu bilip bilmemek. O filologların ve tarihçilerin işi. Ancak Yunanlılarda arka tarafta dinle ilgili iki tane fikir daha var. İşte şairlerden bahsettim. Zaman zaman çünkü bir Anaxagoras belki değinirsem kainlerden bahsedeceğim. Bir de iki tane önemli olay var şeyde. Bunlara Yunanlılar Misteria geleneği diyor. Misteria geleneği yeni tür bir dindarlık. Çok açık ki Yunan geleneksel dini ve onun temsilcisi Homeros ve Hesiodos'un anlayışı insanlara yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü insanların, sıradan insanın derdi hayat ve ölümdür. Ne hayatı adam gibi taşımalarına yetiyor ne de ölüm sonrasında. Çünkü Homeros'un ve özellikle Homeros'un iki destanı Aristokratlara yazılmış. Sıradan bir adam orada kendine bir teselli bulamaz. İnsan da teselli arayan bir varlıktır. Bu böyledir. Herkes Ömer Efendi gibi üst düzey Hegelci değil. Söyleyin adını. Misteria geleneği öldükten sonra insanlara cennetimsi bir şey vaat ediyor. Misteria gelenekleri, işte anlatacağım onları, birkaç tane gelenek var. İşte orada belli törenlere katılıyorsun. Bazen belli ibadetler var, bazen iyi insan olmak var. Sonucunda size bir cennet vaat ediyor. Öldükten sonra, çünkü insanların buna ihtiyacı var. Şunu söylemeliyim, Yunanca konuşulan dünyada Hristiyanlığın bu kadar kolay yayılmasının nedeni ne sizce? Yani nerede yayılıyor? Antakya'dan bir başlıyor kardeşim, Roma'ya kadar gidiyorlar. Ve çok kısa sürede en dominant din anlayışı oluyor. Neden? Yüksekse... ne hitap ediyor? Halka mesela ne söylüyor? Teselli vaat ediyor, teselli. Bu dünyada çekilen acıların tesellisini vaat ediyor. Bak diyor, Tanrı'nın oğlu sizin için acı çekti. Sıradan bir insan, Yunan dünyasında Platon, Aristoteles'i anlayamaz. Hele o zamanlar Stoa denen bir felsefe var. Tam işbirlikçi bana göre. Stoa felsefesini anlayamazsınız. Sıradan bir insan olarak. Öyle zor bir şey ki. Epikurusçuluk zaten yanınıza yaklaşamaz. Epikurusçuluk da bildiğiniz hazırlık değildir, onu söyleyeyim. Epikurusçuluk üst düzey entelektüel keyiftir. Oturacaksın mesela bugünkü için Shakespeare oku, işte Odesea metinini oku, okunur, onu küçümsemiyoruz. Ama sıradan insan ne yapacak? Sıradan insan oğlu öldüğü zaman şeye sığınıyor, Kur'an'a sığınıyor. Ben gözümle gördüm, ben bu ülkede yaşıyorum, ben şeyde Birmingham Sarayı'nda büyümedim. Yani Hristiyanlık sıradan insan, bir de basit tebliği, çok sıradan. Aristoteles'in erdem anlayışını kim okuyacak? Nerede bulmuş kitap adam? Hele Platon'un diyaloglarını kim uğraşacak onunla? Onun için çok hızlı şekilde yayılıyor. Bu Misteria gelenekleri de antik şeyde, Roma'dan önceki dönemde de, Hristiyanlıktan önceki dönemde de çok hızlı yayılıyor. İnsanlar çünkü teselli arıyorlar. Hayat her zaman zor. Yani herkes Hegel gibi hakikati kendine göre düzeltecek hali yok. Köleliğe karşı olan o şeyler, köleliğe karşı öldükten sonra hepimiz kardeş oluyoruz ama ölmeden değil. Onu da söyleyeyim. Stoacı değil mi canımlar? Stoacılar hiçbir şeye karşı değil. Stoacılar köleysen köleliğe razı ol, imparatorsan ne yapayım mesela. Marcus Aurelius denen bir imparator vardır. Onun Türkçe'ye güzeldir o çeviri. Kendime diye çevrilmiş bir eseri vardır. Bir düşünce. Mesela lanet olsun ki kaderim beni
imparator yaptı. Lanet olsun ya. Ne yapayım ben de bunu, bu acıya katlanacağım. Kuzeyde de barbar kavimler saldırıyor. Şeyde Roma içinde Hristiyanlar ayaklanıyor. Ne yapayım? Zalim kaderim beni bunları öldürmek zorunda bırakıyor. Neyse savaşa katıldık. Ellerimi yıkıyorum. Akşamleyin de tefekkür ediyorum. Ne yapayım yani? Bu zalim kader beni imparator yaptı ama beni köle de yapardı. Bu anlamda ben askerdeyken, Sutağı felsefe, askerdeyken canımı yakmasınlar diye fikri anlamda yanıma bir Kur'an götürdüm. Bir de Yunanca metinleri götürdüm. Çünkü sürekli şeyleri arıyorlar. Dolapları, molapları filan. Tamam dedim herhalde ikisine de bir şey demezler. Demediler zaten. Bakıldığını çünkü biz sabahleyin biliyoruz. Dolaplarımız aranmış. Askerde böyledir. Kuraldır o. Yani bunu iyi ya da kötü bir şey demiyorum. Orada bunlar aklıma geldi. Sonra Sutağı felsefesini çözdüm orada. Yani tipik bir imparatorluk felsefesi. Oradan sonra işte bu bazı İslam'daki fikirlere de, felsefi anlamdaki fikirlere de mesafe koydum. Neyse yani onlar ayrı bir bahis. Zaten vaktimiz çok kısıtlı. Şeyde niye yayılıyor bundan? Şimdi Misteria geleneğinin arkasında iki tane önemli Yunan tanrısı var. Biri Dionysos, biri Orpheus. Pitagorasçı gelenek Orpheus'tan besleniyor. Orpheus. Orpheus'u duydunuz mu? Orfe. Bir müzisyen kafasını keserler. Tift hesabında onun kesilmiş kafasını atacaktım. Bir resim vardı. Lan şimdi herifler putperest falan derler. Çünkü bu at izi it izine karışır böyle zamanlarda. Atamadım ama atacağım yani. Benim kim? Allah'tan başka. Yani hiçbir şeyden korktuğum yok. Açık söylemeliyim de onu. Neyse devam edelim. Şimdi Dionysos çok daha sert bir din anlayışı. Daha yırtıcı bir din anlayışı. Dionysos'un da din anlayışını Herakleitos belli bir şekilde ıslah ederek alıyor. Çünkü Dionysos'ta geçişler var. Zıtların birbirine geçişleri var. Ancak şunu söylemeliyim. Herakleitos'un fragmanlarını okuduğunuz zaman Dionysosçu kendi zamanındaki sıradan geleneği çok ağır eleştiriyor. Yani çünkü onların yaptığı şeyleri, kanlı ayinleri, çirkin bir takım ayinleri var. Herakleitos'a göre, bana göre değil. Onları ciddi kınıyor. Dionysos insanın dönüşmesinin hikayesidir. Dönüşme. Ve bu ciddi çatışmayla olur. Kendi içinizdeki çatışmalarla olur. Ve Herakleitos'a da uygun düşüyor. Ayrıntıya fazla giremiyorum. Çünkü binlerce cilt kitap var bu konuda. Beni de fazla ayrıntısı ilgilendirmiyor zaten. Orpheus ise daha entelektüel ve daha mülayim. Şimdi Orpheus'un özelliği şu. Orpheus öte dünyaya gidip gelmiş bir adam. Daha önce öte dünyaya, öte dünya dediğiniz bizim bildiğimiz değil. Avrupa'nın doğusunda haritalara göre bir mağara. Pardon, batısında. Genelde hep ölümün olduğu yer batıdır. Güneşin batışıyla insanların kurduğu mitolojik bağlantı. Yani yer altında bir mağara. Oraya girenlerden bir tanesi Odysseus'tur. Mesela Odysseus destanı ciddi anlamda bir din destanıdır. Çünkü bir dönüşme destanıdır. Onların hepsi semboliktir. O canavarlarla kavgalar, o Yüzüklerin Efendisi gibi nasıl yolda dönüşürsünüz? Yani Odysseus destanı öyle insanların sanatsal anlamda okusunlar, hiç kimseye ben bir şey demem. Ama aynı zamanda dini metaforlarla doludur. Benzeri şeyler Batı edebiyatında her zaman olmuştur ve kısmen oradan İslam edebiyatına da geçmiştir. Bu tip motifler. İslam'dan oraya geçtiği gibi ama çok öncelerinden geçen hikayeler var. Kültürler öyle bir şey ki unutmayın. Dünya milattan önce 3000'de de birbirleriyle iletişim kuruyordu eski dünya. Gemiler Hint denizinde geziniyordu. Basra, Kızıldeniz'de, Akdeniz'de geziniyordu. Yani dünya birbirinden habersiz değildi.
İnsanların birbirinden haberi vardı. Zaman zaman kopmalar oldu. O kopmalar anında da zannettik ki biz birbirlerinden haberi yok. Yani her zaman o dünyada, o dünya özellikle milattan önce 400-500, milattan sonra 600'de Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde o iki dünya birbirinde o Mekke üzerinden birleşiyor. Mekke kıyıda kalan bir yer değil. Hindistan'dan, Çin'den gelen kültür Basra ve Kızıldeniz'de oraya akıyor. Oradan Doğu Akdeniz limanlarıyla Batı'ya, Bizans'a geçiyor ve tersi oluyor. Söyleyin adını. Şunu da şey. Orfeus olayında da yer altına gitmek demek, mitolojik dünyada bu Platon'da da var yeraltı hikayeleri. Bir dönüşmedir, bir arınma hikayeleridir. Yunanlıların önemli kelimelerinden bir tanesi, Aristoteles her şeyi makul hale getiren bir adamdır. Aristoteles öyle bir adam ki çok makul düşünen bir adam. Mesela Platon aşırılıkların adamıdır. Yani katarsız olacaksa nasıl olsun, öyle gidelim yer altına bir takım tefekkür yapmaya gerek yok, tragedya seyredelim, rahatlayalım. Mesela biliyorsunuz bu şiddet filmlerinden insanlık hoşlanıyor. Mesela şey, Game of Thrones'u seyretmeyenler var mı? Seyretmeyenlere kaldırız. Yani sonuçta yarıdan fazlası seyretmiş. Yani mesela şiddet filmleri, Aristoteles nasıl bir adam biliyor? Her şeyi böyle makul hale getiren, tam bir beyefendi. Yani İngiltere'deki Victoria döneminin centilmeni. Yani 35 yaşındaki Atina aristokratı adam. Sonuçta adamın babası sarayda hekim. Kendisi o zamanın en manyak adamının yanında, deli adam, olumlu anlamda kullanıyorum, öğretmeni. Kimin öğretmeni? Büyük İskender'in. Katarsis. Arınma demek. Mesela sanatla arınma. Neyse, Orfeus daha mülayim bir adam. Orfeus karısını yeraltı ölmüş, yer altından kurtarmaya çalışıyor. Karısının adı Eurydike. Gençken tabii bizde ben Batılı kültürle yetiştim, çok net söylüyorum. Eurydike'nin ellerine şiir yazdım. Eurydike şeyin karısı, Orfeus'un. Çünkü şeyde mitoslarda öyle geçiyor. Eurydike'nin elleri diye. Neyse yalvar yakar, tanrılar izin veriyorlar. Yer altından çık adamın çıkması imkansız, çıkartmıyorlar. Tamam diyorlar, karını çıkartacağız. Sen önde yürüyeceksin, karın arkanda. Ama arkana dönüp bakmayacaksın. Çıkarken emin olamıyor, acaba görüyor mu diye bir bakıyor, baktığı anda kadın geri gidiyor. Bunun anlamı şu, inanma deneyleri. Yani bazılarınız belli bir bağlamda bir yerlere katıldığını görüyorum. Herhalde Ramazan'ın son 10 günü bir yerlere, odalara kapanmış olanlar var galiba. Suratlardan çıkartıyorum onu. İtikaf mı? Yanlış mı kullandım? Bakıyorum artık benim tuzaklarımı anladınız. Hiç şey yapmıyorsunuz. Artık şey yok. Eskiden hemen atlıyorlardı. Şimdi böyle duruyorlar. Hiç ifade yok. Şey şu. Yani onun anlamı şu. Aynı hikayeyi gelin size anlatayım. Yunus peygamber hikayesi nedir? Nedir Yunus peygamber hikayesi? Karnını terk ediyor, balkonu. Nedir işte karnını terk ediyor, bilmem ne giriyor. Nedir derken metaforun şey anlamında. Metafor değil, bakın. Metafor Batı dilinde, bizde mesel vardır. Mesel nedir? Nedir mesel? Masal, emsal, örnek. Mesele. Yani siz meseli öyle geçiyorsunuz, mesele yapmıyorsunuz, vay ki halinize vay. Ne var orada? O mesel hangi meseleyi anlatıyor? Hangi derdimizi anlatıyor? Siz şimdi kızayım mı? Kızma hakkım var mı? Kızmayayım da şey yapayım. Yani Ömer sen hakikaten metin okumayı bilmiyorsun yavrum. Sen zaten bilmiyordun, benim yanımda öğreniyorsun. Bakın ilk geldiğimdeki halimde şimdiki halim nasıl değişti. Bak masayı böyle üstünüze doğru itiyorum artık. Kendime bir özgüven geldi. Ne var Yunus hikayesinde? Hazreti Yunus. Biz kim? Biz kimsin? Buradaki hepimiz bizdi. Sen diyeceksin. Biz kelimesinin arkasına saklanma. Ben öyle bakıyorum diyeceksin.
Felsefi konuşmuyorum, ben düzgün konuşuyorum. Felsefi konuşarak bizi Mustafa Topaloğlu durumuna düşürmeyin. Bir şey söyleyeceğiz, halde klişe gelecek. Klişe gelsin, çocuklar klişelerle başlar düşünme. Hadi sizden. Evet. Güzel, bakın ya bir şey söyledi. Fikir söyleyin ya. Ne olacak yani? Ben fikirleri zaten normalde de siz söyleyin. Abi kampı olsa ne istersin? Hocam sinirlenmesi, çekip gitmesi aslında sonrasında da bir pişmanlık olayı. Bir sinirleniyor. Doğru, sinirleniyor. Böyle bir efeleniyor. Bir olan, şey yapıyor. Sıra dışı bir yerde. Sıra dışı bir yerde. Balığın dışı. Orada orada dönüşecek. Dönüşme yeri o. Dönüşme. O bir aynı zamanda arınma, pişmanlığı var baştan. O hikayeyi bak tahmin ettin. O şey, yani sonuçta o pişmanlığın giderileceği bir yer. Normalde insanın olması, bulunması gereken yer balığın karnı değil. Yani o balığın karnı onun bir çile çekmesi, pişmanlığıyla ilgili tefekkür etmesi. Ve sonuçta pişmanlığını ve arınıyor orada. Yani bir tür tevbe ediyor. Tamam mı? Ama şeyde ise, Orfeus destanında ise, bu sonra inceltilecek, orada tevekkül edemiyor. Bakıyor, tamam mı? Ona izin verilmişler. İşte bu Pitagoras'ta önemli şey, bazı imtihanlara katlanacaksın. İnsanın doğal yeri yeraltı mı? Zaman, yeraltına inmek, ölümü idrak etmek. Ve o imtihandan başarıyla geçmek. Daha sonra bu İslam dünyasında tabii ki dini metinlerde de var. Ölmeden ölmek. Ama Orfeus'un o yaptığı hataya Pitagorasçılar düşmeyecekler. Pitagorasçılar, Orfeusçuluk Pitagorasçılarla daha entelektüel bir dindir. Dindir. Adı üstünde bir dindir. Dionysosçuluk ise daha sert, Herakleitos'ta evrim geçirmiş bir dinselliktir. İkisi de bir dinsellik diyeyim, daha doğru olsun. Yani Yunan dünyası gördüğünüz gibi öyle çok şey değil. Ki inanın kainleri daha anlatamadım ve anlatamayacağım da. Ama şu var ki Pitagorasçılar entelektüel seviyesi yüksek ve aynı zamanda dinsel yönleri yüksek ve sürekli dinsel arınmalar içinde olan adamlar. Mesela yemeklerine filan çok dikkat ederler. Belli şeyleri yemezler ve zaten hayvansal gıda da yemezler. Hayvansal gıda yememeden anlıyorsunuz. Çünkü bir arkadaşlarının bedenini yemek istemiyorlar. Şimdi gelelim. Hocam. Bitirelim mi? Yani. Tamam o zaman bitirelim. Tamam, doğru, zaten ben de yoruldum yani. Yok, kantına da yiyeyim. He?